Evet, bu bahçe bizim ikinci bahçemiz arkadaşlar. Şu gördüğünüz küçük çitiller, fidanlar yeni dikildi. Babam bunları yeni dikti. Bunlar kayısı fidanı. Bunlar Allah nasip ederse 5 yıl sonra şu gördüğünüz ağaçların boyuna gelecek ve kayısı meyvesi vermeye başlayacaklar. Maşallah hepsi toprakla uyumunu sağlamış. Hızlı şekilde büyümeye başlamışlar. Normalde bunlar geçen sonbaharda dikildi. Şu gördüğünüz ağacın 1/4 boyutundaydı. İşte 6 ay 7 ayda bu hale gelmiş. Maşallah diyelim. Şimdi şurada benim diktiğim bir erik ağacı vardı. Küçükken dikmiştim. Şimdi bakalım ne hale gelmiş. Badem ağacı var. Kayısı ağaçları var. Görüyorsunuz. Şurada diktiğim bir eğit ağacı vardı. Bakalım. Evet. Görüyorsunuz. Erik ağacını. Maşallah. Bol miktarda eriklerimiz olmuş. Şurada bir kayısı ağacı var. Onu da göstereyim. Kayısı ile ilgili videoyu çekeceğiz inşallah. Maşallah görüyorsunuz arkadaşlar. Dallar neredeyse kırılmak üzere. Rabbim bol ve bereketli kılmış kayısıyı. Bunlar bir miktar daha olgunlaştıktan ve büyüdükten sonra muhtemelen bir hafta içerisinde dökülecekler. Şöyle yakından göstereyim. Evet. Şimdi şu kayısı bahçesinin arasından geçerek evimize gidelim. Bugün Cuma'yı köyde kıldık. Köylülerimizle Cuma günleri aynı zamanda bir bayramdır dinimize göre. Cuma namazını kılıp köylülerimizle bayramlaştık, hasret giderdik ve döndük. Evimize doğru gidiyoruz. Maşallah kayısıları görüyorsunuz. Dallar artık yere yapışmış. Üzerindeki ağırlığı kaldıramıyor ve zorlanıyor vaziyette. Ama bir hafta 10 gün sonra dallar tıpkı bunlar gibi rahatlayacaklar. Üzerindeki o kayısı yükünden kurtulacaklar. Özellikle bu pandemi sonrasında Avrupa'da kükürtün COVID-19 tedavisinde etkili sonuç verdiği tespit edilmiş. Ve bu nedenle Avrupa Malatya'dan ciddi şekilde geçen yıl kayısı çekti. Bununla beraber bizim Malatya'da iklim şartları çok değişkenlik gösteriyor. Kayısının bol miktarda olması ve zarar görmeden yetişebilmesi için havaların çok soğuk olmaması lazım. Yani tabiri caizse dondurucu soğuklar deriz ya. Burada kayısıların çiçek açtığı zaman o soğuklar eğer dondurucu şekilde olursa kayısılar, yani kayısı çiçekleri donuyor ve dökülüyordu. O sebeple kayısılar o yıl
kayısı rekoltesi o yıl düşük oluyor. Ve kayısı fiyatları da yukarıya çıkıyordu. Talebe karşılık yeterli üretim olmadığı için. Şimdi geçen yıl ve ondan önceki yıl hem pandeminin etkisi, bu kükürtün COVID-19 olan etkisi, hem de kayısılara geçen yıl ve bu yılda kısmen vurmuş donun vurması sebebiyle kayısı rekolteleri düşük miktarda kaldı. Bu da kayısı fiyatlarının çok orantısız şekilde yukarıya çıkmasına sebep oldu. Merhaba çocuklar, nasılsınız? Mutlu musunuz köyde? Çok terledim oğlum, çünkü köyden geliyorum. Biriniz Beşiktaşlı, biriniz Galatasaraylı. Gofret aldım oğlum size. Evet, size gofret aldım. Şeker yemiş. Şeker yediniz. Babayı mı öpüyorsun aslanım? Hadi bakalım, hadi yukarı. Bu güneşte dışarıda oynamayın fazla. Güneş çarpar sizi. O sebeple bu yıl Malatya'nın bazı bölgelerinde kayısı bol miktarda ve verimli miktarda çıkarken, bazı bölgelerinde, özellikle yüksek bölgelerinde ise bunun sebebiyle maalesef kayısı üretimi düşmüş vaziyette. Bu yıl fiyatların yine geçen yılki fiyatlarda paralel şekilde devam etmesi öngörülüyor. Bu ve diğer detay bilgileri akşam çekeceğimiz kayısı videosunda detaylıca anlatacağız inşallah.